Arkadaşlar merhaba. Bugün konumuzda döngüler konusunu inceleyeceğiz. Projemizi açıyoruz. Boş bir sayfamız, konsol ekranımız. Konu başlığımızı yazıyorum. Döngüler. Arkadaşlar döngüler programda bazen tekrar eden işlemleri satır satır yazmaktansa otomatik döngü içerisinde göstererek program aracılığıyla işleme sokabiliyoruz. Döngüler başlık olarak 4 bölüme ayırabiliriz. 1. For döngüsü. Çok sık kullanılan ve programlamanın aşağı yukarı hepsinde kullanılan bir döngü türüdür. 2. döngü türümüz. While döngüsü. 3. döngü türümüz. Do while dediğimiz bir döngü türü. 4. döngü türümüz de for each dediğimiz bir döngü türü. Örneklerle açıklamaya çalışalım. İlk döngü türümüz olan for döngüsünü anlamaya çalışalım. For diyorum, tap tap diyorum. Otomatik kendisi şablonu oluşturuyor. For döngüsünde ilk bölümde yani virgüle, noktalı virgüle kadar olan ilk bölümde bir değişken tanımlaması yapıyor. Int i eşittir 0. Bu değişkeni burada kendimiz de oluşturabiliriz. Int i eşittir 1, 2 gibi bir değişken tanımlaması dışarıda da yapabiliriz. Ancak bize for döngüsü kolaylık sağlıyor. Değişken de kendisi otomatik bir varsayılan i değişkeniyle oluşturuyor. İlk bölümde değişken tanımlaması yapıyor. İkinci bölümde yani ikinci virgüle kadar, noktalı virgüle kadar olan bölümde şart belirliyor. Yani bir döngümüz sıfırdan başlasın, 10'a kadar gitsin diye bir şart koydum ben. İ küçük olduğu sürece 10'dan devam etsin diyorum. Üçüncü bölümde de i'nin artarak ya da eksilerek ya da artı 2 diyerek 2 artarak artış değerini belirliyoruz üçüncü bölümümüzde. Şimdi console write on diyorum. CW tap dedim. Ekrana i'nin değerleri diyorum. İki nokta üst üste koydum. Artı diyorum i. Yani i'nin değerini sırayla ekrana basmak istiyorum. F5'e bastım. i'nin değerleri 0, 1, 2, 3, 4, 9'a kadar. Yani 10'dan küçük olsun dediğim için 10'a geldiği zaman şarta uymadığı için döngüden girmeden tamamen bu bölüme atlıyor. For döngüsünün yapısı tamamen bu şekilde arkadaşlar. İkinci döngü başlığımız olan while döngüsüne geçelim. Bunu siliyorum. While diyorum, tap tap. İlk true denilen bölümü sildim. Şartımızı buraya yazıyoruz. Bu şart gerçekleştiği sürece satır içerisindeki işlemi gerçekleştirecek anlamında. Buradaki şartımızda gene bir değişken belirleyelim. İn i eşittir 2 dedim. Burada i'yi 2 olarak belirledim. Şartımda i küçük olsun 10'dan dedim. Ve while döngüsünün içerisine girdim. Bir console write yazdım. İ'nin değerleri dedim. Artı dedim i. F5'e bastım. Burada sonsuz döngüye girdi arkadaşlar. İ'nin değerleri şu anda sürekli 2 olarak ekrana basıyor. Ben bunu sonlandırıyorum. Burada i'nin şart olarak i'nin artış değerini belirlemedim. Onu burada hemen i artı diyerek artırıyorum. Yoksa i 2 olarak yukarıda varsayılan değer olarak sürekli basarak sonsuz döngüye girdi. Sonsuz döngüyü de bu şekilde öğrenmiş olduk. Yani bir şart parantez içerisinde şart belirlemiştik. Ancak for'dan farklı olarak while döngüsünde iç bölümde değeri artırarak ya da eksilterek döngüyü tekrarlamasını sağlıyoruz. F5'e bastım. Bu sefer i'nin değeri 2'den başladı. Zaten burada değişkende 2 belirlemiştik. 9'a kadar devam etti ve 9 olduktan sonra 10'dan küçük olduğu için while döngüsünün içerisinden çıktı. While döngümüz bu şekilde. 3. döngü şablonumuz olan do while'a gelelim. Şimdi buradaki arkadaşlar while i küçük 10 dediğim başlığı alıyorum. Döngünün sonuna bırakıyorum. Ve buraya do yazıyorum. Bu da do while döngüsü oluyor arkadaşlar. Yani şartı 7.1 koyuyor. Şartı
Başta değil de sonda bakıyor. Yani az önce ondan küçük olduğu için ekranı onu basmamıştı. Şimdi bir tekrar bir daha yapalım. F5'e bastım. İ'nin değeri 2, 3, 4, 5, 6, 9'a kadar devam etti. Yani do while ile while demişim hiçbir farkı yok. Yani bunu şöyle düşünebiliriz. Bir binaya gireceksiniz. Kapının dışarısında bir sizi kontrol eden var. Kimlik kontrolü. While'da kimliğinizi kapıda bakıyorlar. Eğer kimliğiniz yoksa, geçerli bir kimliğiniz yoksa içeriye girmiyorsunuz. Do while'da da içeriye girdiğiniz zaman bir görevi var. İçeriden size kimliğinize bakıyorlar. Burada şu do while'da çok ince bir ayrım var. Onu göstermek istiyorum. İ eşit eşit 2 dedim. İ küçük olduğu sürece 2'den diye do while'da bir şart koydum. İ gerçekte 2'den küçük mü? Hayır. Ya da İ'yi şurada şart olarak 1 de yazabiliriz. İ gerçekten 1'den küçük mü? Hayır. Ancak ekrana bir bakıp basalım. İ'nin değeri 2. Yani do while'da İ'nin değerine ilk bakmadan ekrana bastı. Daha sonra baktı ki İ 1'den küçük değil. Yani 2 1'den büyük, küçük değil. Ancak işlemi yaptıktan sonra şarta baktı. Yani İ'nin değeri ekrana 2 diye yazdı. İç kısma hiç dokunmadan şunu tekrar eski haline getiriyorum. Yani while'ı başa götürüyorum. Do'yu siliyorum. Yani aradaki farkı görmeniz için yapıyorum bunu. İ küçük 1 diye bir şart koydum. F5'e bastım. Ekran herhangi bir şey basmadı. Yani İ ilk başta şartımızı sorguladı. 1'den küçük mü? Hayır. İ 2. Yani 1'den büyük. Ve buraya hiç girmedi. Do while'da while'ın farkı bu arkadaşlar. Üçüncü döngümüz olan for each döngüsü var. Buna bir örnek verelim ama for each dedim tap tap başladım. For each döngüsü for döngüsüyle aşağı yukarı aynı işlemi yapar. Ancak for döngüsünde değişkenler tek değişken de olsa işlem yapabiliriz. For each değişkenlerde bir sonraki konumuzda işleyeceğimiz diziler ve koleksiyonlar üzerinde işlem yapıyor. Yani şimdilik şöyle bir int a diyordum. Bir dizi tanımlaması yapacağım ama siz bu diziyi görmediğiniz için takılmayın. Bir sonraki şey diziler konusunu işleyeceğiz zaten. Dizi sayılar dedim. Eşittir dedim. Parantez açtım. 3 dedim. 5 dedim. 10 dedim. Bir dizi tanımlamasıdır bu. Dizi tanımlaması yaptım. For each döngüsünde var değişkenin ismi int de olabilir. Var varsayarak geliyor. Biz bunu int de yapabiliriz. Int item bir değişken ismi belirlemiş. İl neyin içerisinde geziyor? Sayıların içerisinde gezsin. Ve ekrana item'ı yaz. Yani item her dönüşünde değerleri sırayla hafıza yazıp ekrana basacak. F5'e basın. Gördüğünüz gibi 3, 5, 10. Yani dizimin içerisindeki sayıları sırayla yazdı. For each döngüsü de bu şekilde. Döngülerimizin tamamı bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar diliyorum.